Şimdi tabi böyle kulis verilecek dönem aslında pazartesi gününden sonra bizim esas görevimizin ve kendi aramızdaki o tatlı rekabetin ortaya çıkacağı dönem birazcık daha çünkü artık tablo açıkçası çok net iki adayla sandığa gidilen bir süreçteyiz işte iki, birisi 50'yi geçip seçimi kazanacak ondan sonra da bakanlar kurulu kulislerini konuşmaya başlayacağız. Aslında böyle çok spekülatif tartışılacak bakanlar kurulu ile ilgili eğer Sayın Erdoğan'ın çok yaklaştığı o bitiş çizgisinin geçmesi halinde oluşacak bakanlar kurulu listesiyle ilgili böyle çok kıymetli kulağınıza geldiğinde belki dikkatinizi çekecek önemli kulis bilgileri var. Keza sevgili Cem Küçük'te Hacı Yakışıklı'da Şaban abi'de de vardır ama günün konusu bu olmadığı için biz seçimin sonucuna gidelim. En nihayetinde Sayın Erdoğan avantajlı gibi gözüktüğü bir seçime gidiyordu olsa en nihayetinde sandıktır bu. Sonucu çıkmadan işte Bakanlar Kurulu vesaire konularında konuşmak için erken diye düşünüyorum. Ankara ben şu soruyu ee, sormamış önce, olmak istemiyorum Deniz yine de senin elinde kesin vardır bir takım bilgiler ee, istersen o bilgilerden de paylaşmak istediklerini paylaşırsan da seviniriz ee, ama ben pazartesinden sonra paylaşayım dersen onu da senin takdirine bırakıyorum bu e, araya girişi de yapmak istemiştim buyur. Yani sonuçlanmamış bir seçim sonrası için şimdi hem Deniz söyledin hem de anlatmıyorsun deme bana ama söylemenin şu anda çok geri olduğu Eka. kanaatinde değilim deyip ben Ankara'daki havayı söyleyeyim. Öncelikle mevsim normallerinin altında yağışlı, rüzgarlı çok öyle hani slogan da Millet İttifakı'nın hani o bahar bir türlü fiziksel olarak gelmedi Ankara'ya. Önce onu söyleyeyim bir an önce gelsin artık. Onun dışında... AK Parti kulisleriyle başlayalım. Yani daha doğrusu Erdoğan cephesiyle başlayayım kabaca. Ee, AK Parti tarafında Erdoğan cephesinde e, ilk turda... E 50'ye yaklaşan oyda o hani foto finishte artık e, ramak kalmış 50'yi geçmeye ramak kalmış bir yarışa tekrar girmenin hem psikolojik e, hem de e, sayısal avantajı var. Yani hani her ne kadar muhalefet e, bu bir yeniden 0 0 başlayan bir yarış dese de en nihayetinde 49.5 50'ye yaklaşmış bir oy oranı var e, ve bugün beklenti AK Parti'de e, %54-55 bandında ilk turun kendileri adına sonuçlanması işlerin e, kötü ya da ne bileyim seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu'na bir miktar daha teveccüh göstermesi halinde de 52'nin üstünde genel olarak beklenti ve tahminlerde ölçümlemelerde 54-55 civarında bir oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine yönelik genel bir kanaat ve beklenti var. Burada tabi rehavet meselesi. Cumhurbaşkanının sık sık yayınlarda da, programlarda da dile getirdiği bir konu. Yani seçime katılım oranının geçtiğimiz seçimdeki kadar en az olması bekleniyor. Cumhur İttifakına oy veren seçmen açısından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında bir hayli yüksekti. Ee, seçime katılım %90'lar hani biz zaman zaman duyuyoruz şey işte 8 8,5 milyon yeni seçmende var, şey oy kullanmamış seçmen var. Onların kararı çok önemli deniyor. Ama şöyle dünyaya bakıldığı zaman dünyada %50'ler, 60'lar en konsülde ve ayrışmanın e, olunduğu alanda Amerikan seçimlerini hatırlayacak olursak Cem daha iyi, e, rakam verecektir ama 71-72 civarındaydı herhalde e, son seçimde. Hani Bunlar gerçekten Avrupa ve Amerika için e, çok yüksek oranlar. Hani Bizim için biz 90'ı beğenmiyoruz. E, ben açıkçası yine %90'lar bandında bir e, oyla insanların sandığa gireceğine hatta bir miktar düşebileceği kanaatindeyim. Belki %85'lere düşer ama genel olarak AK Parti'deki genel hava sevgili Cansu 54-55 ile temkinli konuşanların da 52-53 ile seçimin galibi, galibinin Erdoğan olacağına yönelik. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki havaya bakacak olursak, tabii seçimin ilk turunda Sayın Erdoğan'ın yani iki konu büyük demoralizasyon yaratmış durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunların birincisi çok umutlu oldukları meclis aritmetiğinde beklediği sonucu alamamaları. Çünkü ana tez olan parlamenter sisteme geçiş için mecliste en az 360 çoğunluğu yakalamaları gerekiyordu bir referanduma gidebilmesi için. Ancak meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olması ve bunun yanında bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %50'ye çok yakın bir oyla seçimi sonuçlandırmış olması bir demoralizasyon oldu. Bu 14 gün aslında Cumhur İttifakı'ndan ziyade bu aradaki farkı çünkü az bir fark yok 5 puanlık bir fark var ve 50'ye çok yakın bir 5 puanlık bir fark var. Gözler aslında Millet İttifakı ben açıkçası bu 14 günü belki e, siyasi hamleler olarak kendilerine artı yazdığını düşünecek şekilde geçirdiler ama özellikle son 10 gününü tıpkı seçimin ilk turunda e, Türkiye'nin ana gündem konuları olan ekonomik kriz, sığınmacılar, deprem sonrası Türkiye'nin yeniden restorasyonuna gelemeyip sürekli PKK-Kandil-HDP ilişkisi e, çerçevesinde savunmada kalan bir seçim sunuldu. E, Propaganda dönemi geçirdikleri gibi. Şöyle baktığımızda son 15 günün 10-11 günü işte Zafer Partisi Ümit Özdağ ne yapacak? Ee, işte Sinan ee, Oğan ne yapacak? İşte HDP'yi küstürür müyüz acaba? O seçmen işte Zafer Partisi geldiğinde ne olacak şeklinde geçirerek çok efektif geçirmediği düşüncesindeyim. İşte en büyük beklenti bu tarafta e, yakın zamanda e, meslektaşımızın e, Oğuzhan'ın Babala TV'sindeki programında e, sayın Kılıçdaroğlu'nun performansı ve onun seçmende yaratacağı heyecan bir diğeri de Ümit Özdağ'ın yarattığı kendi deyimleriyle ateşleme işte seçmende bir motivasyon. Şimdi bunun da şöyle bir sıkıntısı var. E, tabii Ümit Özdağ'ın açıklamaları HDP e, ve özellikle o bölgedeki vatandaşların Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda desteğini veren vatandaşlar noktasında bir kafa karışıklığı yarattı. Her ne kadar HDP'nin senin konu başlıklarında olduğunu bildiğim için sevgili Cansu oradan giriyorum. HDP'nin her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini çok güçlü olmamakla beraber e, ama kafalarda da soru işareti yaratmayacak bir biçimde destekli desteğini açıklamış olsa da bölgedeki vatandaşın nedenli sandığa gideceği konusu bir soru işareti olarak kaldı çünkü özellikle e, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki o protokolde tamam belki HDP PKK Kandil eleştirileri noktasında e, bir artı yazmış olabilir kendi değerlendirmelerinde ancak e, özellikle Kayyum meselesi ve İçişleri Bakanlığı noktasındaki Sayın Özdağ'ın e, açıklamaları o tarafta bir e, enfekte durum yaratmış durumda açıkçası e, benim de özellikle HDP kulislerinden e, edindiğim bilgiler ışığında. Tabii ki orada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin duygusu Ümit Özdağ'ın e, bu ittifaka destek verme duygusundan daha fazla gibi gözükse de en nihayetinde bu liderlerin oyları Böyle bütün o partilere ve ittifaklara verilen oylar bu liderlerin söylemleri kadar ceplerinde değil en nihayetinde. Yani herkes bir sandığa gidiyor ya da gitmiyor ve orada hakkını kullanıyor. Her ne kadar liderler kendilerine önem atfetmek adına kendi partilerinin ya da kendilerinin aldığı oyu yönlendirebilme kabiliyetleri olduğu e, iddiasında bulunsalar da en nihayetine seçmen girecek, kararını verecek. Orada da yani he, bir taraftan Ümit Özdağ tarafından bir destek verilirken, diğer tarafta tırnak içinde söyleyeyim o Kürt oyları konusunda e, bir kafa karışıklığı ve acaba o konsolidasyonun ne kadar sağlanacağı endişesi var. E, Cumhuriyet Halk Partilerle konuştuğumda e, şöyle bir veri verdiler. Onu da buradan paylaşayım. İşte bizde bir anket vardı. Bu anket e, uluslararası finansal kuruluşlar tarafından yapılıyordu ve 49'a 45 sonuçta bize onlardan ilk turda gelmişti. E, şimdi ise eğer katılım %92'ler %93'lere çıkarsa 51'e 49 e, bu seçimi kazanabileceğimiz yönünde bilgiler veriyorlar diyor ama şöyle söyleyebilirim bu amayı da şundan koydum Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarında ya da parti olarak Açıkçası bu ikinci tur o demoralizasyondan sonra çok iyi yönetilemedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun çabalarına rağmen burada tek beklenti vatandaşın konsülde olarak Sayın Erdoğan gitsin yönünde bir tavır sergilemeleri ama açıkçası böyle çok umutlu bir tablo Cumhur Peki. Millet İttifakı tarafında yok elbette sandıktır hafta sonunda bekleyip göreceğiz sevgili Cansu.